Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a devam ediyoruz. Bugün Rose Citizens oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun ne diye sorarsanız, kendisi tam anlamıyla bir gerçek yaşam serisi. Bildiğiniz, burada gördüğünüz gibi spawn oluyorsunuz ve 5 kuruşunuz yok. Ya ben bunu niye söylüyorum ki? Sol altta yazıyor lan. Neyse, 5 kuruşunuz yok ama 1600 kuruşunuz var. Arkadaşlar burada bayağı bildiğiniz ciddi ciddi hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, yaşamaya çalışıyorsunuz. Bu oyun bayağı zor, lakin eğlenceli. Gördüğünüz gibi sağ köşede citizens, yani vatandaşlar, polisler, hırsızlar. Bunlar sanırım line cooks ne ya? Muhtemelen aşçı gibi bir şeydir. Nurses, hemşireler, food clerksler sanırım teslimatçılar, kasiyerler. Bunlar otobüs şoförleri, bunlar da öğrenciler. Niye kimse çalışmıyor? Ülke komple bedavacı. İşte böyle klaslar falan var. Şununla bir konuşalım önce. Selam. F ile konuşuyormuşuz. Ben burada yeniyim. Nasıl bir araba alırım? Şu arkamdaki binayı görüyor musun diyor. Gördüm. Bak diyor, oradaki masanın oradaki adamı görüyor musun? Zibidi diyor. Oradaki adam sana satıyor diyor. İlginç. Görev veren abi biraz sert. Harika. Şimdi oraya gidiyorum diyelim. Gideceğiz ve 500'e bir araba alacağız arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz kendimize hayat kuracağız. Ve burada hayatta kalmaya çalışacağız. Gerçek yaşam serisi gibi bir şey. Kapıyı açalım. İyi günler. Oha. Düşünsenize. Direkt işe başlar başlamaz. Daha doğrusu oyuna. Şunu alıyormuşum. Ben bunu alıp gideyim ya. He? Sen onun tekerini bile alamazsın. Gel buraya lan fakir. Niye öyle diyorsun ki abi? Belki alırız. Şununla bir konuşalım. Welcome welcome diyor. Neler satıyorsun burada diyor. Arabalar diyor. Tamam. Harika. Tabii tabii. Görelim bakalım. Oh shit. Müzik girdi. Bu nasıl araba ya? Allah Allah. Bunun rengini değiştirebiliyor muyuz? Stok kalırsa... Abicim şu gitmeyecek değil mi? Şu küf kalacak değil mi? İlla kalacak. Ha? O kalacak, evet belli. Araç küflü arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz kendimize hurda alıyoruz. Madem öyle. Adam gibi küflü olsun geçsin. Tamam. Lanet olsun. İlk arabamızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk arabamız bizimdir. Teşekkürler. Beni biraz gazıkladığın gibi hissettim ama. Estağfurullah. Gazık yok. Kesin yoktur. Gördüğünüz gibi arabamı aldım. Oo. Acayip bir lag girdi ha. Wow. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk defa kendime ait bir araba buldum. Duygulandım. Şunun içine geçelim bakalım. Arkasına mı geçtik? Harika. Önüne geçelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk arabamı aldım. Işıkları kapatalım ki polis ceza yazsın. Bu gitmiyor. Bir şey diyeceğim. Bu gitmiyor. Park şeyini mi kapatmadık? Yo. Ha. Gitmeye başladı. Hop. Güzel. Hard Times Henry'ye geri dön diyor. İyi de vallahi gitmiyor. Ne oluyor oğlum? Araba gitmiyor arkadaşlar. Araba sadece geri geri gidiyormuş gibi geldi ama. Güzel güzel gidiyormuş. Selam Henry. Merhaba. İstediğin gibi arabayı aldım. Gördüğün gibi. Nasıl? Güzel değil mi? Arabayı aldım Henry. Güzel diyor. Aa, araba aldığım için bana para veriyor. Henry ne kadar da iyi bir insan. Sağ ol Henry. Oğlum benim çalışmama gerek yok lan. Sabah akşam araba alsam param eksilmeyecek baksanıza. Sonra bu arabaları satsam. Wow. Peki Henry, sonraki görevimiz nedir? Nasıl daha fazla para kazanırım? Evet, bir işe girmemiz gerekiyor ha. Bakalım neymiş arkadaşlar. Bir iş bul diyor değil mi? Nonburger'de çalış diyor. Hmm, tamam. Arabama hangisiyle biniyorum? Şu. Gidelim bakalım. Nonburger nerede? Nonburger'ı göremedim. Burada bir harita falan var mı? Bir dakika telefonumuza falan bakalım. Bayağı bildiniz gerçek yaşam ha. Burada parti marti. Bunlar hiç bizim işimize yarayacak şeyler değil. Burada da işimize yarayacak şeyler yok. Yok. Bu ne yapıyor ki? Restore derken? İlginç. Aman diyeyim. Şimdi araba falan gider değil mi? Şöyle çekelim. Park frenimize de asılalım. Ve araçtan çıkalım. Ve bir işe başvuralım. Merhabalar. Ben çalışmaya geldim ama. Selamlar Caroline. Merhaba. Yemek siparişi veriyoruz buradan. Food clerk ya da line cook olarak çalışabiliyoruz. Line cook sanırım yemek pişiriyor. Food clerk de dediğim gibi işte teslimat yapıyor. Hmm. Ben biraz teslimat yapabilirim. 15 ödüyor. Bu kaç ödüyor? 17. 2 doların farkı var mı? Elbette ki. Güzel. Ne yapıyoruz şimdi? Bunları buradan alıyor muyuz? Hamburger.
Bir çıktı. Burada lütfen. Nereye yerleştir diyor? Buraya yerleştir diyor. Tamam, yerleştirelim. Hepsini mi? Oo, bayağı bildiğiniz çalışıyoruz ha. Görem ne oluyor oğlum? Oyunda ciddi anlamda bir kasma var. Çok ilginç. Gerçekten. Şöyle alalım. Hamburger nerede? Şöyle koyalım. Bayağı çalışıyorsunuz yani. Fantastik değil mi? İlk defa bir oyunda çalışıldığını gördüm Roblox'ta. Şunları şuradan tık 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 toplayalım. Oyun gerçekten eğlenceli. Bayağı gerçek yaşam. Sanırım buradan para kazandıktan sonra ev kiralayacağız. İşte o biraz canımızı sıkacak. Zira taşındığımız mahalle birazcık pahalı bir mahalle. Ve ev bulmak zor olacaktır diye düşünüyorum. Ben yalnız hepsini üst üste koyuyorum ama sıkıntı yok herhalde. Oradan oraya koşmaya gerek yokmuş. Tamamdır. Ben işi bitirdim. Ne oluyor şimdi? Ha, bunların satışını bekliyoruz öyle mi? Bakın tek tek gidiyor. Öyle bir hamburger yapmışım ki arkadaşlar. Çatır çatır satıyorum, görüyor musunuz? Memnun kaldıysanız lütfen bahşiş bırakın. Gerçi bu tipte bahşiş bırakacak bir tip yok ama. Peki yenisini nasıl yapıyoruz? Bu ne? Bu da bitmiş bir sipariş, bunu da alabilirsiniz. Burada sanırım böyle sabah akşam teslimata. Oo. Peki kaç saat sürecek bu? Ciddi ciddi sabah 7 akşam 5 falan yapmayacağız değil mi? Ha? Bunu sanırım pişireceğiz, bir dakika. Bunu buraya koyarsak olmaz. Sanırım şuraya. Değil mi? Burası çöp mü? Az önce bir hamburgeri çöpe koydum. Evet. Ve gördüğünüz gibi paralar hala akıyor. Bir şey yapmamıza gerek yok. 43 dolar kazandık ve bence yeterli. Güzel. Toplayalım bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Yok, Lion Cook'ta falan çalışmak istemiyorum. Hard Times'a geri gidelim ve bize bir para daha versin. Arkadaşlar, Hard Times Henry sanırım devletin ta kendisi. Bize para veriyor. Benzinimiz falan var gördüğünüz gibi. O yüzden aslında harcamasak iyi olur ama. Şöyle dönelim. Mecburuz arkadaşlar. Şuradan şuraya yürünür mü ya? Hadi bakalım. Şöyle çekelim. Oyun gerçekten muazzam. Şurada hop park edelim. Selam Henry. Çok çalıştım, çok yoruldum. Bu oyunun sıkıntısı nedir bilmiyorum ama. Çok yoruldum Henry. Çok çalıştım. Bu nedir? Henry. Oğlum, hamburgerci bana 43 dolar ödüyor. Sen bildin beni zengin ediyorsun. Henry. Oğlum sen nesin ya? Arkadaşlar çadırda kalıyor. Henry çadırda yatıyor. Bana 800 dolar veriyor. Ve oyuna giren herkese veriyor bunu. 800 dolar. Henry sanırım Batman. Zira bir tek bu kadar para onda var. Sanırım artık Henry'nin vereceği bir görev yok değil mi? Ben yeniyim burada. Yok, yeni değilim. Evet, yenisin diyor Henry. Hayır, değilim. Tamam, beni ikna ettin diyor. Ya oğlum, benim karakterde birazcık sanırım akıl tutulması yaşıyor. Ne güzel, Henry beleşten para veriyor değil mi? Ben... Yavaş biraz, Lamborghini'ye çarptım. Oha! Pardon abi. Abi benimki vurdu abi. Kusura bakma abi, görmedim. Aman diyeyim ha, bir tamirciye gidelim dese batarız arkadaşlar. Peki biz ev nasıl kiralıyoruz? Oyunun tanıtımında açıklamasında ev kiralanabildiği yazıyordu. Şöyle kendimize kiralık bir ev bakalım. Ve ayaklarımızın üstünde artık duralım. Ayaklarımızın üstünde duracağız da oyun da ayaklarının üstünde duramıyor ki. Göçecek lan. Arkadaşlar yalnız öyle bir şey yaptım ki. Öyle bir şey yaptım ki. Bunu 40 yıl uğraşsanız yapamazsınız. Gördüğünüz gibi. Aa, birisi davet attı. Gördüğünüz gibi arabayı dereye uçurdum. Peki bu nasıl oldu? Birazcık gazlanayım dedim. Araba gitmiyordu. Ben de dedim ki şuradan kısa yoldan geçelim. Şu evlere bir bakalım. Demez olaydım. Burada nehir olduğunu görmedim ki ben. Gördüğünüz gibi bir derede takıldık. Yalnız benim evim yok ve üşüyorum. Arkadaşlar komşulardan birine sığınacağım. Shigio. Shigio merhaba. Evine girebiliyor muyum dostum ya? Vallahi çok üşüdüm ya. Hello. Açamıyoruz arkadaşlar. Shigio. Üşüyorum. Ne olur aç. Oğlum bak, hırsızlık yapmak istemiyorum ama girelim yani. Bu oyunda hırsız da olabiliyorsunuz. Shigio. Shigio, dışarıda kaldım. Lütfen açar mısın? Bakalım açmış zaten. Shigio kız, keserler böyle. Ne yapıyorsun? Selam. Merhaba. Kusura bakma, evine girdim de ya. Benim evim yok. Aa, kovuyor beni. Go diyor. Ya evim yok evim. Nasıl gideyim? Nereye gideyim? Lütfen durun durun, yalvaralım arkadaşlar. Please, I'm a homeless. I'm an de olmaz değil mi? Evet. I am olması lazım. Homeless diyelim. Burada kalabilir miyim? Lütfen. Abla. Arkadaşlar evimiz yok.
Ve kızdan dileniyoruz gördüğünüz gibi. Kızın evine zorla girdim yalnız. Polis çağırmasa bari. Birazcık evinde kalayım ya. Ha? Evim yok benim. Evim yok. Lütfen beni evine al. Olmayacak değil mi? Telefonda polisi falan arıyormuş. Arayabiliyor mu acaba? Bu nedir? Yok. Aranmıyor herhalde. Çıkmıyorum lan. Baban gelse çıkartamaz falan. Şöyle girelim. Daha yatak odan yok kız. Ne sanki böyle trip atıyorsun ya, Allah Allah. Nerede uyuyor bu? Sanırım burada uyuyor. İyi, ben de oturayım ya. Ha. Şşş. Hadi yemek yiyelim. Yok arkadaşlar, kovacak bu beni. Tamam ya, istemediğim yerde kalmam. Kalırım ama yani... Gideyim mi? Aa, gel istersen diyor birisi. Hayda, bana demiyor herhalde. Ben kendi üstüme alınmaya başladım. Gideyim mi? Birazcık acındırdım arkadaşlar kendimi. Bakalım ne diyecek. Gerçekten gitmemi istiyor musun dedim. Evsizim ya. Bakalım kovacak mı beni? Gerçekten gitmemi istiyor musun? Şu tatlı surat, şu üzgün adam, şu evsizi kovmak istiyor musun? Kovacak mısın? Oğlum bayağı acındırdım kendimi. Durun durun. Bence yiyecek. Ya bu arada araba orada kaldı arkadaşlar. O yüzden kızın evine çöreklendim. Zira kendime kiralık ev bakamıyorum. Malum. Araba saplandı. Muhtemelen mekaniğe gitmem gerekecek ve para ödeyeceğim ki onu yapmak istemiyorum. Daha 2500'üm var. Kız cevap vermedi. Bence gitmemi o da istemiyor. İçten içe bizden hoşlanmış olabilir mi? Bu ne yapıyor bu arada? Bu ne? Aa. Düşündüğüm şey değildir inşallah. Bu arada bu oyunda niye ciddi bir sıkıntı var onu da anlamadım. Server kaynaklı olabilir arkadaşlar. Eşyalar yüklenmiyor falan. Tamam ya, gidiyorum. Madem beni kovuyorsun. Gidemiyorum. Beni eve kilitledi. Sapık kız. Hah, aç kapıyı. Aa. Ulan bu kadar vicdansız olunur ya. Bu kadar vicdansız olunur ya. Arkadaşlar sokakta yatacağız maalesef. Kızın arabası falan var baksanıza. Kızın arabasında küf falan da yok. Benim araba bildiğiniz hurda. Mecburen ne yapacağız? Sokakta yatacağız. Perdeleri falan sıkı sıkı indirmiş baksanıza. Ben burada ağlıyorum. Beni dışarı attın. Bir gün zengin olacağım var ya. Bir gün zengin olacağım, bu mahalleye geri döneceğim. Ondan sonra göreceksin. Sen yanıma gelmeye çalışacaksın. Lamborghini alacağım. Yalvaracaksın ama ben seni yanıma almayacağım. Bu arada kapağı açık. Yok artık lan. Bak girdim, görüyor musun? O kadar da uzatmaya gerek yokmuş yani. Neyse tamam, istenmediğim yerde kalmam arkadaşlar. Ben gururlu ve onurlu bir erkeğim. Asla. Şakadan girerim falan ama neyse. Sokakta yatacağız arkadaşlar. Sokakta. Maalesef ki. İnsanlar lambolarla geziyor. Bizse maalesef ki fakiriz. Şuraya oturabiliyor muyuz ya? Aa. Arkadaşlar duygumuz bile yok oyunda, görüyor musunuz? Duygular bu oyunda kapatılmıştır diyor. Yani diyor ki bu şehir kapitalist bir şehir. Burada duygu olmaz. Burada tek duygu var, o da para diyor. Ya birine acaba binsem? Ya birine de acayip kastı ne oluyorsa. Çok ilginç. Merhaba, otostop çekiyorum, beni alsana. Arkadaşlar almıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten müthiş bir oyun. Rol yapma yani. Bayağı bildiğiniz çalışıyorsunuz. Kendinize kıyafet falan alıyorsunuz. Ev alıyorsunuz. Araba alıyorsunuz. Ben bu oyunu çok sevdim. Bir videonun da sonuna geldik. Şayet siz oynamamı istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cansu, arkadaşa merhaba demeyecek misin kızı? Aman estağfurullah efendim. Bir hanımefendinin bir erkeğe merhaba dediği nerede görülmüş? Efendim merhabalar. Cansu Hanım da değil mi? Ben Murat. Ay. İnanamıyorum. Ay ne kadar iri bir adam. Ay. Ben de Cansu. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Ben Ömer Baba'nın Almanya'daki yeğeni. Beşir'in abisi sayılırım. Büyük kuzeniyim. Cansu Hanım. Bugün çok şık olmuşsunuz. Ulan yelloz. Çok şık olmuşsunuz. Aman estağfurullah efendim. O sizin şıklığınız Murat Bey. Murat Bey. Murat. Ben de Hayri. Hayri. Nişanlısı. Öyle değil mi Kadri Baba? Yani öyle çok ciddi bir nişan değil yani Murat Bey oğlum. Yani böyle ufak bir yüzük.